LGS'ye son 44 gün sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Kurtulamayacaksın bizden LGS. Kaçmaya çalışıyor böyle kendini 2 hafta daha erteledi ama kaçamayacaksın. Çünkü bizler çok sıkı çalışıp seni paramparça edeceğiz. Şimdi günün sözüne baktığımızda Thomas Watson diyor ki başarı küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde duran şeydir. Evet bizim hatalarımız olabilir. Denemelerimizde, inkılapta, matematikte, fende farklı farklı derslerde hatalarımız çıkabilir. Ama bunların hepsinin ilerisinde bu hataların çözümünü öğrendikten sonra bizi bekleyen şey başarı arkadaşlar. O yüzden vazgeçmiyoruz. Günü yorumuna baktığımızda Meltem Aslan 346 beğeni almış. Hemen başlıyorum. Ya niyeyse herkesin inkılapla bir derdi var. Çoğu kişi yapamıyor. Ben de dahil ne yapabiliriz? Arkadaşlar inkılapta öncelikle bir konu özeti çıkarmanız lazım. Yani Ünitelerimiz var işte birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite diyoruz. Ama burada Mustafa Kemal'in milli bağımsızlık için yaptıklarını, milli egemenlik için yaptıklarını, milli birlik ve beraberlik için yaptıklarını net bir şekilde zihninize kodlamanız lazım. Yani meclisin açılması neyle alakalı? Milli egemenlik. İşte Kurtuluş Savaşı neyle alakalı? Milli bağımsızlık. Veyahut da işte heyetlerin görüşe önerilerini alması milli egemenlik. Buna benzer şeyleri bir kere bilmemiz lazım. Zaten bunları anlamaya çalışırken, hangi hangisiyle anlamaya çalışırken olayı da çok iyi anlayacaksınız. Ve bunu bir de kronolojik sıra içerisinde yaparsanız her şey tam anlamıyla oturacaktır durur. Test çözerken çünkü Mustafa Kemal'in üç büyük amacı var. Yani sizin amacınız ne? LGS kazanmak. Bunun için ne yapmanız lazım? Ders çalışmanız lazım. Hangi dersleri çalışmanız lazım? İşte inkılap, din, İngilizce, Türkçe, matematik, fen. Peki onlara öyle başlıklar gidiyor. işte inkılabın da temel amacı bu üç. Yani milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik. Mesela Fransız itilali Milli egemenlikle alakalı ve milli bağımsızlıkla alakalı. Niye? Milli egemenlikle alakalı halka yönetme etkisi veriliyor. Ve birçok ülkede milliyetçilik isyanları çıkarıyor. Dolayısıyla burayı da bilmemiz lazım. Şimdi her şeyin mutlaka bu içinden birine bir girişi var. Test çözerken aklıma bir şarkı takılıyor. Hmm. Ve o kafamın içine çalarken soruyu beş alt kere okuyorum. Ne yapabilirim? O zaman artık test çözerken fazla müzik dinlemeyeceğiz. Online denemeler oluyor hocam. Peki siz yapmamızı önerir misiniz? Tabii ki öneririz arkadaşlar. Hatta burada hazırladım. LGS denememiz var. 9 Mayıs Cumartesi saat 12.10 birinci oturum. 13.40'da ikinci oturum uzaktan eğitim tekrar sınavımız da var. Ücretsiz ve ödüllü Türkiye geneli kendiniz göreceksiniz. Buna mutlaka katılın. Test çözerken bir şeyler yenilip içilmeli midir? Arkadaşlar test çözerken istediğinizi yiyip içebilirsiniz ama deneme çözerken asla sınavda ne imkan veriliyorsa o Sınav, su veriliyor mu sınavda? Tamam o zaman olur. Sınavda cep telefonu var mı? O zaman olmaz. Bu kadar basit. Hatta testleri de aynı deneme gibi çözmeye başlamanız lazım. Pomodoro tekniğini kullanıyorum. Peki süresini arttırabilir miyiz? Evet. Bazen 60'a 30'luk yapabilirsiniz. Bazen 20'ye 10'luk yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu size bağlı. Farklı ortamlar arada ders çalışmak bize olumlu mu? Olumsuz yönde etkiler? Olumlu yönde etkiler. Hocam sınavda sizlerden sonra 45 dakikalık arada ne yapmalıyız? Sadece dinlenmelisiniz. Sakın sakın konuşmayın. Ah nasıl geçti? Sen ne yaptın? Türkçe Türkçe. Türkçe. Asla, asla, asla. Hepsini doğru yapsanız da sınavdan sonra bir Türkiye birincisi olduğunuza adınız gibi emin olsanıza da başkalarını etkilememek için asla konuşmayın. Dinleneceksiniz. Oh dinlen. Kafayı kapat dinlen. Matematikte 5 net yapan biri nasıl yükseltir? Bununla alakalı da bütün öğrencilerimize biz toz seti öneriyoruz. Neden? Çünkü toz sette arkadaşlar sadece birinci dönem konuları var. Yani toz 1, toz 2, toz 3, toz 4'te. Burada arkadaşlar soruları ilk başta temel. Bak ne kadar kolay. Sonra orta biraz daha zor. Sonra sınav tarz sorularla çözüyor. Bu da sizin netlerinizi artıracak bir yöntem. Günlük iki tane deneme yeterli midir? Evet bence çok iyi. Hocam denemeleri maskeli mi çözmeniz artık? Hayır şimdilik böyle bir açıklama gelmedi. Eğer sınav komisyonundan sınavda kesin maskeyle çözeceksiniz derlerse o zaman maskeyle çözmeye başlarsınız ama şu anda öyle bir şey gerek yok. Yani maskenizi diyelim ki şu maskeniz ya şu anda bu yanınıza dursun tamam sınavda size bunu hediye çekler bununla belki bahçede gezeceksiniz ama sınav anında bunu belki çıkarabilirsiniz. Onunla alakalı sınavda da çıkarmayacaksınız derlerse son iki hafta kala bununla alakalı denemeleri çözersiniz ama şu anda öyle bir gereklilik yok. Hocam e, pardon Matematik fen ve Türkçe'm iyi ama dinim kötü. Sınav etkiler mi? Dinin iyi olması lazım. Din çünkü çok kolay bir ders. Sakın sakın kaçırma. Bu kadar dersin iyi ise dinini düzelt. Günde 35 paragraf sorusu LGS paragraf fuller mi? Kesin fuller. Çamlıca kız sesini tanıtır mısınız? Pardon, bir dakika kesin fuller dedim ama Niye kesin fuller dedim? ...LGS paragrafı 35 paragraf sorusu full. kız sesini tanıtırız. Sözelde hiç eksik yok. Hepsini tamamladım. Fen'de basınçta takılıyorum. Matematik kareköküne gidip cebirsel ifadelere başladım. Sizce nasıl gidiyorum? Bence çok güzel gidiyorsun. Genelde arkadaşlarım benden öndeki gibiler. Bu da motivasyonumu düşür. Nasıl düzeltebilirim? Asla kendimizden önde olan insanları Kendimizi motivasyonumuzu düşürmek adına kullanmamalıyız. O yaptıysa ben de yapabilirim diyebiliriz. O yaptı ben yapamayacağım değil. O yaptı ben de yapabilirim. Yani biz nasıl çok başarılı insanlar kendimize örnek alıyorsak... ...sıradaki çalışkanlarda o yaptıysa ben de yapabilirim diyeceğiz. Ama birazcık kıskançlık varsa... ...ya Merve beni gençli falan diyorsak... ...o zaman artık Merve'yi düşünmeyeceğiz, Kendimize odaklanacağız. Genelde arkadaşlarım ben... Pardon. Bir program oluşturuyorum program sadece iki hafta uyguluyorum. Sonra farklı program oluşturuyorum. Bu benim paramı nasıl etkiler? Bu olumlu etkileyebilir. Çünkü eğer bir programın sana faydası olmadığını görüyorsan onu değiştirmek her zaman iyidir. Bir, son bir ay çalışarak fen lisesine gidilir mi? Çok kitap okuyorum. Çok kitap okuyorsan ve belli de bir teminim varsa son bir ay çalışarak da iyi bir fen lisesine gidebilirsin. Ama süper bir fen için sadece bir aylık çalışma yetmez. Bir de tabii ki temelinde te iyi olması lazım yani. Denemelerde 16-17 net yapıyorum ama Türkçe'yi paragraf çözmeme rağmen yapamıyorum ne yapmalıyım. Eğer hataların paragraftan çıkıyorsa mutlaka paragrafın sorusundan da mutlaka paragrafındaki soruları çöz. Eğer paragraftan çıkmıyorsa dil bilgisinden çıkıyorsa bu durumda da bol bol denemeler çözmen lazım. Bol bol Türkçe'de fiilimsi cümle ögeleri yazım kurallarını tekrar etmen lazım. Bence çalışan kazanır elmas kızarır asla vazgeçmeyin. Günlük okul arkadaşımızın ismi Çamlıca Kız Lisesi. Harika bir okul 9.39 alıyor. 15 mühendislik mimarlık ve 19 eğitim fakültesi kazandırmış mükemmel bir lise. Gerçekten sizler hak ediyor. Sizler de çalışın. O liseye gidin. Güzel güzel okuyun. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizler buradayız. Sizlerin de orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz.